Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Elazığ Milletvekili Ömer Sardar'ı ağırlayan Kuancılar halkına bugün Milletvekili Ejder Açıkkapı hitap etti. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlatıldığı toplantıda konuşan Milletvekili Açıkkapı, 27 Mayıs 1960 yılından günümüze Türk siyasi hayatını anlatarak tek partili ve koalisyon hükümetleri dönemini değerlendirdi. 15 yılda AK Partili iktidarları dönemlerinde önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Milletvekili Açıkkapı, AK Parti'nin de çeşitli engellemelerle karşılaştığını hatırlattı. AK Parti iktidarıyla 15 yılda gerçekten inanılmaz hizmetler gerçekleştirdi. Ancak yine yolumuza birçok engeller döşeniyordu ve ülke insanımızın alması gerekenler yine birileri tarafından engellenmeye çalışılıyordu. Hatırlayınız, 2007 yılında 367 denilen bir garabet bu ülkede yaşatılmış. O güne kadar cumhurbaşkanlarının seçilme yöntemi farklı değildi. Ve o güne kadar rutin gelen bir seçim sistemi bir tane Sabih Han'a doğru denilen bir zat tarafından hukuku ayakları altına alan ve hukukçu diye geçinen bu zat tarafından yeni bir hikaye gibi insanlarımıza sunulmaya çalışılıyordu. Ancak herkes çok iyi biliyordu ki o güne kadar cumhurbaşkanlarının seçimi farklı değildi. O gün dediler ki meclise 367 kişi girmezse cumhurbaşkanını seçemezsiniz. Her şeye rağmen cumhurbaşkanı seçimi yapıldı ve 364 oy alan bizim adayımız maalesef anayasanın iptaliyle cumhurbaşkanı olamadı. Meclis dışındaki birçok veya parti veya milletvekilleri odalarına hapsedilerek meclisin içerisine sokulmadılar. Ve burada bugün şu anayasa sistemi değişikliğinde bize akıl vermeye çalışan CHP önce şu kara lekeyi üzerinden temizlemek zorundadır. Ve biz o gün hata yaptık, özür diliyoruz milletimizden demesi gerekir. Daha sonra Palo'da düzenlenen toplantıya katılan Milletvekili Açıkkapı, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda neden evet denilmesi gerektiğini sıraladı. Bu bir parti seçimi değil. Bu partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu tamamen bu milletin bundan sonraki Türkiye için iradesini ortaya koyacağı önemli bir seçim. Ve burada bizim bütün kardeşlerimizden istirhamımız şudur. Bizler zaman zaman yanlışlar yapmış olabiliriz. Eksiklerimiz olabilir. Ama bu seçimde ne olursunuz, bunu özellikle istirham ediyoruz. Bu seçimde asla birbirimizin eksiklerini göz ardı edelim.